gideceğim. Babam mı gönderdi seni? Bugünkü gösterinden sonra ne yapsın? Adamın arabasını paramparça etmişsin ya. Yani bak böyle bir şey yapacağını bilseydim gerçekten söylemezdim gönülün içten çıkarıldığını ha. Sen doğruyu söyledin. Ben de gerekeni yaptım. Tekin'cim, canım benim bak. Seviyorsun diye şimdiye kadar hiçbir şey söylemedim sana ama yani yeter artık ya. Hiç mi ayrılmadın şimdiye kadar sevgilinden? Oğlum dışarıda milyonlarca kadın var. Sen artık geleceğe bakacaksın, bırak ya. Ben gönülden niye vazgeçmiyorum biliyor musun? Benim yalnızlığımı bir tek o anlıyor. Beni gerçekten görüyor. Biz aynıyız. Tekin saçmalama Allah aşkına. Sizin neyiniz aynı? Senin ailen var, baban var, kardeşin var. Şunları diz. Tamam. Hastaneniz var. Araban, paran, pulun, her bokun var. Neyiniz aynı sizin ya? Öyle görünüyor değil mi? Ben Mazhar'ın o buz gibi malikanesinde kimsesiz büyüdüm oğlum. Annem bile görmezden geldi beni. Evi yaktım lan ben, evi. Beni görsün diye. Yine de görmedi. İntihar etti, çekti gitti. Ama bana çok güzel bir ders verdi. İşte o günden sonra her gün eşek gibi çalıştım her şeyin en iyisi olmak için. Çünkü ancak o zaman kimse beni görmezden gelemeyecekti. Terk edemeyecekti. Gönül beni görecek. Ve dönecek. Ay çok güzel bir geceydi. Ne olur tekrar edelim. Bu arada Murat'a da çok selam söyle. Benden de selam. Bir gece de onunla bekleriz. Tabii söyleyeceğim. Çok teşekkürler. Oo, misafirler. Bu evde nesli tükendi sanıyorduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin Neşe. Kızım sen yorgunsun galiba. Çık dinlen biraz. Yok yok ben hiç yorgun değilim. Şu an çok enerjik hissediyorum kendimi. Neşe Hanım'a bir kahve yapın lütfen. Nasılsın Neşe'cim? Görünmüyorsun ortalıkta. Aa, nasıl ben mi görünmüyorum? En çok ben görünüyorum. Gazeteler satıştan pay verseler yeridir. Bir resmin basıyorlar, hop tirajlar tavan. Canım, güzelliğini annesinden almış. Rahmetli çok zarif bir insandı. Fırsat olsaydı sanatında çok iyi yerlere gelebilirdi. Ama beni doğurdu. En ölümcül eseri. 6 ayda soğuttum ayaktan. Nasıl ama? Tam bir başyapıt. Ben normal bir yaşamımız olsun istiyorum ya. Bir gece olsun huzurlu olalım istiyorum. Bir gece olsun şu evde arkadaşlarımıza rezalet çıkmadan rahatlıkla yemek yiyebilelim istiyorum. Ne yapalım Laleciğim? İnsanlarla görüşmeyelim. Ay ne alakası var? Sözlerimi çarpıtma lütfen ya. Ha, Tekin geldi, arabayı parçaladı. Sesini çıkarmadın. Neşe'nin problemleri var, konusunu açmıyorsun. Böyle olmaz ki. Ya onlar iki yetişkin insan. Ne yapayım istiyorsun ki anlamıyorum. İlgilen onlarla. Yani evde sanki saatle 2 tane bomba var. Ne yapacakları belli değil. Hem ileride çocuğumuz olduğunda ona böyle mi örnek olacaklar? Çocuk yapmak tekrarlamamak istediğim bir adaylar. Lütfen bu konuyu açma. Ne yani? Kendi çocuklarınla olan problemlerin bedelini bana mı ödeteceksin? Nedir durum? Tekin evde. Bir de arkadaşı var yanında. Tabii fotoğrafı gördükten sonra yemedi yalnız kalmak. Buradan bir yere ayrılmayın. Uyarıyı almamış madem, tetikte olmakta fayda var. Merak etmeyin. Etmiyorum zaten. Rüşat Bey iyi akşamlar. Adamları kolaçan ettim şimdi. Henüz bir durum yok. Kaygılanmayın efendim.
Ne oldu, baban mı arıyor? Neşe. E oğlum niye açmıyorsun ya, önemli bir şeyse? Ya canım sıkkın Ali, Allah Allah. Akşam akşam onun saçmalıklarıyla uğraşamayacağım. Oğlum kız kardeşin gecenin bir vakti seni arıyor. Ve yani normalde senden yardım falan istemez biliyorsun. Ya gerçekten önemli bir şeyse, ya gerçekten sana ihtiyacı varsa. Yani ona karşı nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun anlamıyorum ha. Ya Ali ne oluyor akşam akşam ya, Allah Allah. Sana ne Neşe'den? Nasıl ne oluyor? Hiç kimse ilgilenmiyor kızla, tasası da bana düştü. Kim arıyor? Neşe. Bak açma. Derdi var, sana ulaşmaya çalışıyor demek ki. Uf Ali ya, derdi varsa babası da var, tamam mı? Gider halleder. Tamam be, tamam. Ne haliniz varsa görün. Sevgidenölenler.com. Sana da ihtiyacım yok, Ali'ye de, hiçbirinize yok. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Teşekkürler Süpermen. Tam düşerken yakaladım. Kurtarış borcum olsun sana. Süpermen seni bu saatte burada böyle bırakamaz değil mi? Neden olmasın? Hatice annem, sen niye zahmet ettin? Yani çarşı pazar gezip siyatini azdırmışsın. Evde vardı benim her şeyim. Sağ ol kızım. Gönül, gitme bir daha o eve. O dengesiz karşına çıkar falan. Ne lazımsa ben alırım sana. Sağ ol. Sana da yük oldum iyice. Bak şimdi. Yük değil, can yoldaşı. Sakın bugün ödediklerimi yanlış yorumlama kızım. Gücenirim. Mesele para pul değil. Hakkını al istiyorum. Biliyorum Hatice annem. Ben seni hiç yanlış anlar mıyım? Benim senden başka kimim var? İyi ki geldin gönül. Ne kadar yalnız olduğumun farkında bile değildim. İyi geldin sen bana. Ne oldu? Hiç. Yusuf da öyle dedi de. Resim geldi. Bak sen. Yok ya, kibarlık etti. Dertlerimle o kadar başını şişirdim ki ona iyi gelmeme imkan yok. Ama o olmasaydı ben şu iki günü atlatamazdım. Bana gerçekten çok destek oldu. İyi adam. Herkes bilmez derdi olana nasıl yaklaşacağını. Onun da bir derdi var gibi. Böyle bazen öyle hüzünlü bakıyor ki sanki böyle konuşuyormuş da ben onun dilini konuşamıyormuşum gibi. Hadi yarın kahvaltıya çağır. Olmaz. Zaten dertlerimle çok sıktım iki gündür. Rahat bırakalım da biraz dinlensin adam. Haberler Melih. Hayırdır? Dün sen gittikten sonra avukat bir kadın getirdi eve. Herkes de bir telaş, bir teyakkuz hali filan. Hani belli ki mühim biri. Çok kalmadı evde. Yani bir saat var ya da yok. Sonra bir hışımla çıktı evden. Öyle tek başına. Korumasız filan. Yürüye yürüye gitti. Neye kimmiş öğrenebildin mi? Kürşat'ın kızıymış. Ne diyorsun ya? Kürşat'ın çocuğu yok ki. Bilgi sağlam. Vallahi ne olmuş, nasıl olmuş orasını bilemem ama o kadın Kürşat'ın kızı. Fotoğrafını çekemedim ama. Olsun, yüzünü iyice gördüm. Bir daha geri gelirse takılırım peşine. Kimdir, nedir öğrenim. Mahmut. Buyur beyim.
Bu bildiklerini babama anlatmayacaksın. Babama, babamın adamlarına, bizim taraftan kimse bilmeyecek bunu. Tamam. Az kaldı. Biz buradan yürürüz. Bize buradan bir şey çıkacak, eminim. Alo. Buyurun benim. Öyle mi? Tamam. Hemen mi? Tamam, hemen geliyorum. Tamam. Gönül. Gel kızım. Sofra hazır. Kahvaltı edelim. Hatice anne, benim çıkmam lazım. Emniyetten aradılar. İlknur'un ölümüyle ilgili bir gelişme varmış. Beni çağırıyorlar. Hayırdır inşallah sabah sabah. Ne bileyim işte. Gidince öğreneceğiz. Bana bak, o ahlaksız gene bir iş çeviriyor olmasın. Kim bilir ne çıkacak altından. Hayatta seni yalnız bırakmam, ben de geliyorum. Aa, sen nereye geliyorsun? Dur, bacağın ağrıyor zaten. Dinlenmen lazım, otur dinlen. Ben giderim bir şekilde. O zaman Yusuf Bey götürsün. Kızım yalnız gitme. Tamam, hadi. Kızım beni habersiz bırakma. Günaydın. Günaydın. Ben Neşe. Hilmi ben. Hilmi Yavuzcan. Dün gece biz... Bir şey olmadı, merak etme. Yardım ettiğim kadınlardan karşılık beklemem. Peki kıyafetlerim? Sen mi giydirdin beni? Tam bir centilmendim. Alkolü fazla kaçırınca tabii dayanamadım midem. Ama merak etme, yıkandı. 20 dakika hazır olur. Bana neden yardım ettin? İhtiyacım var gibi görünüyordu. Gecenin o saatinde sokakta yalnızdın. Çok alkollüydün. Yeterli mi sence? Kim bu şanslı erkek? Abim. Klasik Tekin Altınel'leri. Kim? Tekin Altınel, duymuşsundur. Pekmez akıtan soluğu bizim hastanede alıyor. Ben sana bir araç çağırayım. Gitsen iyi olacak. Ne oldu ya birdenbire? Acelem var, çıkmam gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorum. Bana neler döndüğünü anlatacaksın Süpermen. Aşk olsun Yusuf. Hadi sen aramıyorsun, bari benim telefonlarıma cevap ver. Merak ettim seni. Çalışıyordum ya, kusura bakma, duymamışım. Hayırdır? Vallahi haberler sende. O gün bir telefonla fırladın gittin. Halledebildin mi işini? Hallettim, hallettim. Ne oldu müşteriyle? Aldık mı iş? Aldık. Tebrik ederim. Yeni yerde ilk işimiz. Hayırlı olsun. Ben aslında biraz da onu konuşalım diye geldim. Bir planlama falan yapalım. Yani bir bütçe belirlememiz lazım. Adama teslim tarihiyle ilgili falan da bir şeyler söylemedik. Gönül. Özür dilerim. Bölmek istemedim. Yok, sorun değil. Özlem ortağım, yeni aldığımız işi anlatıyordum. Öyle mi? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Rıdvan, kahve yapsana bize üç tane. İki acı, bir orta. Yok yok, gerek yok. Ben öyle geçerken uğradım zaten. Sonra görüşürüz. Memnun oldum. Ben de. Rıdvan. Buyur abla. Bu kim? İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Yani düne göre. Sayende. Yok canım. Ya geçerken uğradım dedin, uzak sarıdan bıraksın. Yok. Dolaşacağım zaten biraz. Tamam. Görüşürüz.
Vallahi de o. Yerleşir yerleşmez yeni arkadaşlar edinmişsin mahalleden. Ne güzel. Konuşmamız lazım. Mahmut meşgulüm. Misafirim var, sonra konuşalım mı? Tek başına iş yapıyorsun, böyle konuşmamıştık. Uzatma Mahmut, meşgulüm. Hem sen ne ara buldun? Mahmut. Yusuf, o adam sen hapisten çıktığında da gelmişti. Seni karşılamak için. Babanın adamı mı? Eski bir tanıdık. Yusuf, saçma sapan bir şey yapmayacaksın değil mi? Lütfen aklını başına topla. Bak, işimiz var, atölyemiz var, her şeyimiz var. Eski defterleri kapat artık. Bak, biz burada yeni bir hayata başlıyoruz. Endişelenecek bir şey yok. Bunun için bir teslimat tarihi verdiler mi? Duray'ın ölümüyle ilgili sizinle konuşmak isteyen biri var. Benimle mi? Niye? Verdiği bilgilerle sizin ifadeniz tam tersini söylüyor. Buyurun kendiniz dinleyin isterseniz. Merhaba. Ben Mete Ayan. İknur'un kardeşi. Sizinle görüşmek istedim. Çünkü ablam ve Tekin Bey ile ilgili bilmeniz gereken şeyler. Ne var Mahmut, dişim var dedin ya sana. Vallahi zor dayandım sormak için. Daha gece dedim sana Kürşat'ın kızı varmış diye. Gün kavuşmadan bulmuşsun kızı. Ne diyorsun sen Mahmut? Bilmemezlikten gel. Hadi babandan saklarsın anlarım ama benden de mi saklıyorsun? O bilgiyi başta getiren benim sana zaten. Hala mı güvenmiyorsun? Mahmut, geveleyip durma, işim gücüm var. Ya sen yok musun benim ya? Ben harıl harıl kızı arıyorum. Kürşat'ın kızı senin atölyeden çıkıyor. Ya Kürşat'ın kızının ne işi var benim atölyemde Allah aşkına? Bilmem. Beraber çıktınız içeriden. Konuştunuz, sonra sen içeri girdin, o da gitti. Kim, Gönül mü? Gönül benim arkadaşım, saçmalama. Abi. Bak, ben o yüzü asla unutmam. O kız, işte Gönül mü neyse. Kürşat'ın kızı o. Yanılıyorsun lan. Peki? Ben yanılıyorum. Al, bu da mı yanılıyor? Nereden buldun onu? Kürşat'ın evinin oradaki bir dükkanın güvenlik kaydından. İçeriden çıkarken görüntülenmiş. Şimdi inandın mı? Gerçek olamaz mı? Yok, bir yanlış var bu işte. Yanlışlık falan yok. İyice gördüm diyorum sana. Kürşat'ın evinden çıkan da senin atölyeden çıkan kişi aynı. Telefondaki de o işte. İş için gitti belki. Gönül hemşire, Kürşat da hasta değil mi? İş görüşmesiydi belki. E doktor kızı dedi ama niye yalan söylesin? Ya nereden bileyim ben Allah aşkına, Allah Allah. Bak, Kürşat'ın bunca yıldır sakladığı bir çocuğu olması hala mantıklı gelmiyor bana. Olsa biz bilmez miydik? Abi ben de o kadar almış olsam kızımı saklardım ben. Hangi insan evladını korumak için yetimhaneye saklar? İnsanlığın eki babalığın olsun, konuştun o beni. Abi bak, inanmak istemiyorsun. Anlıyorum. Ama hayat oğlunu katleden adamın kızını karşına çıkardı. Fırsat ayağımıza geldi. Mensar beni çok sevinecekmiş. Babam bu işten haberi olmayacak. Abi. Mahmut, bizim taraftan kimse karışmayacakmış. Söz vermiyor.
Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ben ablanızı pek tanımıyordum ama yine de ona yardım edebilmeyi çok isterdim. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de son zamanlarda yanında olamadım. İyi olduğumu sanıyordum ama yanılmışım. Siz nasıl tanıştınız ablamla? Tekin'le evlenmemem için gelip beni uyarmıştı. Gönül Hanım, ortada korkunç bir yanlış anlama var. Nasıl bir yanlış anlama? Ablam size ne anlattı bilmiyorum. Bildiğim şu. Tekin'le yıllar önce kısa bir ilişkileri oldu ve bitti. Ama ablam kabullenmedi onu. Takıntı haline getirdi. Delice şeyler yapmaya başladı. Nasıl yani? Tekin Bey'i sürekli takip ediyormuş. Hastaneye girişi yasaklanınca evinin önünde beklemeye başlamış. Yanındaki insanları rahatsız etmeler falan. Olay polise yansımasın diye çok uğraştık. Tekin Bey de sağ olsun çok yardımcı oldu bize. Yardımcı. Kusura bakmayın ama sizin bu söyledikleriniz benim gördüklerimle hiç uymuyor. Ablam size bazı fotoğraflar gösterdi değil mi? Darp raporu falan. Evet. Sizin haberiniz var mıydı? Fotoğrafların Tekin Bey'le bir ilgisi yok. Ablam kendisine zarar verip çektirmiş. Sonra da rapor tutturmuş. Öyle şey olur mu canım? İnsan kendine nasıl böyle bir şey yapabilir ki? Ablam çok hastaydı. Ciddi psikolojik sorunları vardı. Bakmak istersen dosyası. Ben onları tartışırken gördüm. Evet, tartışıyorlardı. Hem de öyle sıradan bir tartışma falan gibi de değildi. Sonrasında da bu korkunç olay, kim olsa benim gibi düşünür. İşte bu yüzden benim bildiklerimi bilin istedim. Resmin tamamını görmeniz için. Zaten bu ablamın ilk intihar girişimi de değildi. Kaç sefer yetişip kurtardık. Ama bu kez elimizden bir şey gelmedi işte. Siz de aklınızdaki şüpheleri silin Gönül Hanım. Tekin Bey'in ablamın ölümüyle bir ilgisi yok. Bugün ameliyatım yok. Hastalarımı Ali'ye yönlendirin. Yapının orijinal ahşabını kullanma konusunda çok ısrar ediyorlar ama şu kısımlarda özellikle ciddi oranda çürümeler var. Ya aslında aynı cins ağaçtan buluruz bulmasını ama bu sefer de eski yeni çok uyumsuz olacak. Belki biraz eski. Bak, inanmak istemiyorsun. Anlıyorum. Ama hayat oğlunu katleden adamın kızını karşına çıkardı. Fırsat ayağımıza geldi. Yusuf, sen beni dinliyor musun? Affedersin. Neyin var senin? Biraz kafam dolu. Sonra devam edelim mi? Ne söyledi sana? Kim? Babanın adamı.
Önemli bir şey değil. Yusuf bak onunla konuştuktan sonra darmadağın oldun. Sakın bana endişelenecek bir şey yok değil mi? Çünkü şu gördüğüm hal gayet endişe verici. Neler oluyor? Açıkçası ben de bilmiyorum. Yusuf bak ne yapmanı istiyorsa yapma. O adam sana zarar verecek. Zaten yeterince yara aldın hayattan. Benim çıkmam lazım. Sen çizimleri bırakırsan ben akşam devam ederim olur mu? Olur. Sağ ol. Çok merak ettim seni. İyiyim arkadaşım, iyiyim. Kusura bakma, arayamadım seni. Ya tekini polisler alıp götürünce sana bir şey oldu sandım. Ay beni hiç böyle anlatma. Bunu da mı o yaptı? Hiç söylemiyorsun. Ya tamam iyiyim ben. Geçti. Hayır geçti, iyiyim. Ben sonra anlatırım sana olanları. Benim şimdi tekini bulmam lazım. Gelmedi o bugün. Ya hadi gel gidip oturalım, şunu bana doğru düzgün anlat. Hem daha babanı soracağım, nasıl biriymiş, niye aramamış bunca zaman seni? Ay hadi gel kafeteryaya gidelim. Gönül hemşire, Mazhar Bey odasında sizi bekliyor. Aa, kapıdaki dal kavuklara da bak sen ya. Hemen yetiştirmişler burada olduğunu. Tamam, geliyorum. Ay bir de ayağına mı gideceksin Gönül? Ne mecburiyetin varmış? Hem artık patronun bile değil. Nasıl değil? İstanbul'da kaç kişinin elinde düğün davetiyeniz var biliyor musun sen? İsterseniz ayrıldığımızı basına ben açıklayabilirim. Lütfen. Çünkü ailemiz senin fevri davranışlarından yeterince zarar gördü. Peki ne cinayette suçlanan, polisler eşliğinde hastanelerin götürülmesi... bunlar nasıl bir etki yarattı biliyor musun sen? Tamam, biliyorum. Yaşananlar hiç kimse için kolay değil. Ama Tekin'in yaptıkları da... Tekin'in yaptıkları senin sorumsuzluklarını haklı çıkarmaz. Üstelik özel hayatında, iş hayatını birbirinden ayıramayacak kadar profesyonellikten uzaksın. İşte bu nedenle hastanemle olan iş akdini tek taraflı olarak feshettim. İhbar bildirmeden görevini terk ettiğin için tazminat hakkında yanmış oldu. Bitti mi? Tekin'de ona zarar veren şeylere bağlanma oldu. Kendine vurulan darbeleri aşk zannediyor. Uzak dur ondan. Oğlunuzu hiç tanımıyorsunuz değil mi? Sakın böyle bir şey olmasın. Sakın sen Kürşat'ın kızı olamazsın. Sakın bana bunu yapma. Yetimhanede büyümüş biriyle ilgili bilgi almak istiyorum. Adı Gönül. Gönül Çelik. Gönül Çelik'i sorarsan mısın? Hı, benim. Görevli arkadaş müdürle konuşmaya gitti. Kardeşim, istediğiniz dosyayı verdim ya, anlaşmıştık. Müdürün haberi olmayacaktı. Nasıl ya? Kime verdin dosyayı? Daha bir ay önce. Sen... Neyse, ben karıştırmıyorum. Bir dakika, bir dakika. Kime verdin dosyayı? Vallahi bilmiyorum. Konuş Allah'ıma, gebertirim seni. Söylemediler, iyilik olsun diye verdim. Neydi lan? Babası arıyor demişlerdi, yemin ederim. Müdür duyarsa başım yılar. Thank you.
kız işte Gönül mü neyse. Kürşat'ın kızı o. Hangi insan evladını korumak için yetimhaneye saklar? Abi bak inanmak istemiyorsun. Anlıyorum. Ama hayat oğlunu katleden adamın kızını karşına çıkar. Sen bize hediye mi getirdin? Gönül. Anne. Gönül. Anne. Benim Yusuf. İyi misin? Bugün çok zordu. Geçti bugün. Bitti. Hadi gel eve bırakayım seni. Oyuncaklar alıyorsun. Böyle şekerlemeler, çikolata falan. Meyve al. Et al, süt al, yumurta al. Aklına gelebilecek bütün erzaklardan al. Tamam mı? Ben sana mesaj atıyorum adresi. Oraya gönderirsin. Hadi eyvallah. Sana inanamıyorum Gönül ya. Bütün onlarla tek başına uğraştın ha. Hakikaten hiç kıymetim yokmuş yani senin gözünde. Senin en ilgisi var ailen. Sen niye alındın şimdi? Ya biz arkadaş değil miyiz? Niye anlatmadın bunca zaman? İnanmıyorum. Jeste bak. Seni çok seviyorum. Dün gece beni başından savdın ama bu gece senin için güzel sürprizlerim var. İyi ben bile çok heyecanlandım. Sevdiğin adama, nişanlına inanmıyorsun. Bir kere gördüğün bir kadının sözüne inanıyorsun ha? Aylin ben allak bullak oldum. Ne düşüneceğimi şaşırdım. Her şey o kadar inandırıcıydı ki. Ben Tekin'in böyle bir şey yapmış olabileceğine inandım gerçekten. Tamam, bir tanem sen. Ben bunları topladım, sana hepsini getiririm. Gel gidelim biz biraz deniz havası alalım, hadi. Kadının kardeşi gelmişti, anlatmış olayın iç yüzünü. Ya polis senin lafınla Tekin'e kelepçeyi vursaydı? Ay vallahi düşünemiyorum bile Gönül. Vallahi ben düşünebiliyorum Aylin. Yani tamam katil değil belki ama sütten çıkmış ak kaşık da değil. Ne yapacaksın peki? Gidip Tekin'le konuşmam lazım. Ya Aylin biz de hallet. Of! Nefes alamıyorum. Ay bu Mazhar Bey de darladı tabii seni. Ama kendi kaybetti. Kızım sana iş mi yok? Biraz aklımı toparlayayım. Birkaç hastaneyle görüşeceğim. Böyle bir zamanda seni işten çıkardı ya. O kadar ağrıma gidiyor ki yani onun ekmeğini yemek. Ah şu kalp olmasa. Yemin ederim basardım istifayı.
Aile? Kalp derken? Şey o ya. Hani... Hani bir hasta vardı ya böyle kalp bekleyen. Şimdi dedim onu öyle yüzüstü bırakıp gitmek olmaz diye dedim ben öyle. Ben de yedim. Ya neyse şimdi senin meselelerin daha önemli. Bir dakika bakayım kim bu kalbin sahibi? Ya yok ya. Ya bak gülüşe bak. Biliyorum bu gülüşü. Ya yok vallahi yok. Yani henüz bir şey yok. Ya, olacağı da yok ya zaten. Ya önemli bir şey olsa ben zaten sana anlatmaz mıydım Gönül? Anlatmazdım canım. Şimdi bu kızın başında bin tane dert var derdin anlatmazdım. Tamam anlatacağım. Ama sonra. Sen şimdi bana abinle Bilmettin'in yüzünden tartıştığını mı söylüyorsun? Evet. Yok artık ya. Dünya ne kadar küçük. Maalesef öyle. Bu yüzden senin burada olman hiç etik değil. Kime karşı etik değil? Abime mi? Bana mı? Müvekkiline mi? Baştan sona yanlış bir durum. Baştan sona yanlış. En sevdiğim. Enteresan. Daha bir şey görmedin. Görmek istediğimden emin değilim. Sahiden mi? Müsait misin? Pek değilim. Niye? Birini mi bekliyorsun? Gönül'ü mü bekliyorsun? Ne istiyorsun? Yaptığım iyiliğin karşılığını istiyorum. Paranı ödedim. Konu kapandı. Sen bana... durumu öyle anlatmadın. Kız ablama inanmıştı. Şu kadarcık laf etsem polis de inanırdı. Resmen iften aldım seni. Öyle iki kuruş vererek kurtulamazsın ben. Uzatma, ne istiyorsun? Daha ne istediğime karar vermedim. Sonuçta hayatını kurtardım. Mesele para meselesi değil. Hayatında bana mecbursun artık. Mecbursun, mecbursun. Mecbursun. Anlaşıldı. Sen hiçbir şeye doymayacaksın. Seninle bir anlaşma yaptık. Sen üzerine düşeni yaptın. Ben de paranı ödedim. Şimdi siktir git. Bana alışacaksın. Hayatımın parçasıyım artık. Benim derdim senin derdin. Senin derdin her neyse... onu yüzle çarp. İşte ben oyum. Senden kurtulmam hiç de zor değil. O fındık kafan anladı mı? Şimdi siktir git. Sana da ablana da. Bırak beni, bağırırım bak. Ne işin var senin burada? Bir daha karşıma çıkma demedim mi? Umurumda bile değilsin. Senin için gelmedim ki buraya. O kızın dünyadan haberi yok. Daha gerçek yüzünü görmemiş belli. Beni zorlama İknur. Tutkulu aşı oynuyorsun değil mi? Başını döndürüyorsun. Hep aynı taktikler. Gebertirim seni. Duydun mu beni? Gebertirim seni. Bırak beni. Canımı yakıyorsun. Bir daha Gül'le yaklaşmayacaksın. O koca çeneninde kapalı tutacaksın. Yoksa başına geleceği biliyorsun.
Sana bir daha buraya dönme demedim mi? Tekin. Gönül. Ben... biri vardı. Bir satıcı yapıştı da bana. Özür dilerim. Gelsene içeri. Başka zaman konuşalım istersen. Yok yok gel. Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Biraz uzaklaşmaya karar verdim. Kafayı toplamaya ihtiyacım var. Elin kanıyor. Sen nasılsın? İyi görünüyorsun. Tekin, elin kanıyor. Hı? Ne oldu böyle? Yani önemli değil. Nasıl önemli değil? İçinde parça falan kalmış olabilir. Bir şey de göremiyorum buradan. Şöyle gelsene şurada bakalım. Gel. Neyse ki dikişlik bir şey değil. Tamam. Bitti. İknur'un kardeşiyle konuştum. Mete. Hı hı. Sen nereden buldun ki onu? Emniyet ifade vermeye gelmiş. Orada karşılaştık. Anladım. Özür dilerim. Ben bir hata yaptım. Az kalsın hayatını mahvediyordum. Çok üzgünüm. Keşke bana daha çok güvenebilseydin. Keşke güvenimi bu kadar kırmasaydın. İlk hatamda bana sırtını döndün Gönül. İlk hatan mı? Tekin, sen bana ardı ardına bir sürü yalan söyledin. Söylemek zorunda kaldım. Seni korumak için. Huzurum bozulmasın diye. Kırılma diye. Bana dürüst olacak kadar güvenmeliydin. Gitme. Gitme. Gitme, sakın gitme. Gönül bak, sen kaybetmenin ne demek olduğunu biliyorsun. Ama seni kaybetmek, işte bunu bilemezsin Gönül. Bu korku insana her şeyi yaptırır. Ya bırak Tekin lütfen. Gönül. Bizim hikayemizin sonu mutlu bitebilir.